Ortalara saçılan iddialara göre şu kurdukları menfaat şebekesinde kimler var şöyle bir bakalım. Suç örgütlerinin liderleri var, siyasetçiler var, bürokratlar var, iş insanları var, medya mensupları var, yargı mensupları var. Tüm bu iddialarda şu andaki kabinedeki bir ismin etrafına böyle dönüyor, dolaşıyor. Şaibelerin ortasında o bir kabine mensubu var. Kendisi iki kere canlı yayına çıktı. O canlı yayınlarından birinde aklınca bana da sataştı. Diyor ki, ya Ali Babacan ekonomi diyordu diyor. Halbuki bizim konularımız başka konulardı diyor. Ya kusura bakmayın, ben bu ülkenin 11 yıl ekonomisinin başında oldum. Tabii ki bu milletin refahını düşüneceğim. Tabii ki gençlerimizin eğitimini düşüneceğim. Başkaları kendi şahsi çıkarları peşindeyken biz bu millet için çalıştık millet. Ama onlar anlamıyorlar. Şaibelerin üstünde toplandı bu şahıs. Geçen gün kendisine demiş ki dünyanın en kötü adamı demiş, bir de arkadan sırıtıyor. Gülüyor. Ülkenin bakanlarından birinden bahsediyoruz ha. Biz gülmüyoruz. Bu milletin çektiği acıyı görüyoruz. Daha iki gün önce Gerze sokaklarında 77 yaşındaki ambar memuru emeklisi amca durdu, bana şunu söyledi. Madem kötü dedi, gitsin o zaman dedi. Gitmiyor. Kimse görevden de almıyor. Onunla ilgili iddialar biliyorsunuz. Servet transferi iddiası var. Şantaj iddiası var. Uyuşturucu iddiası var. Akraba kayırmacılığı var. Şirketinin bakanlığı döneminde ölçüsüz büyümesi var. Arazileri ona buna peşkeş çekmeler var. Hepsi var. İddialar saymakla bitmiyor. Bir de tabii ki emniyet bu kişiye bağlı. Emniyet. Huzur ve güven içinde yaşamamızın güvencesi olması gereken kurumdan bahsediyoruz burada. Vatandaşın toplumunun, tüm toplumun güven içinde olmasını sağlayacak kurumdur emniyet, değil mi? Buna emanet edilmiş durumda. Kendi kurumunda neler oluyor? Son dönemlerde ağır çalışma şartları, amirlerin uyguladığı baskı, mobbing, tehdit ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok polisimiz kendi canına kıyıyor arkadaşlar ya. İntihar ediyor bakın. Bakın emniyet mensupları kendi canına kıyıyor. Bu yılın sadece ilk 6 ayında 47 polis kardeşimiz intihar ettiğini medyadan gördük. Bu rakam da sadece medyaya yansıyan rakamlar. İntihar eden polis memurlarımızın bir kısmı mesleğe daha yeni başlamış gencecik arkadaşlarımız. Biz polisimizi bu intiharın eşiğine getiren sebepleri sorguluyoruz. Ya siz ne yapıyorsunuz bu insanlara diyoruz. Açıklamaları kabahatlerinden beter. İntihar eden polislerimizin ardından diyorlar ki psikolojik sorunlar. Ya iyi de siz polisleri işe başlatırken bununla ilgili bir duruma bakmıyor musunuz? Yoksa sizin bu saçma sapan yönetiminiz, bu baskı ikliminiz yüzünden mi bu polislerimiz bu hale geliyor? Ben buradan tekrar soruyorum, açıklayın. Son 5 yılda kaç polis memurumuz intihar etti? Açıklayın diyorum. Polis memurlarımız neden intihar ediyorlar? İntiharın altında yatan gerçekler nedir? Buna bakıyor musunuz diye soruyorum buradan. Bu nedenleri ortadan kaldırmak için hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Emniyet teşkilatımızda üstler aslarına nasıl bir baskı uyguluyor da bunlar ortaya çıkıyor? Bunlara sessiz mi kalacaksınız? Polislere psikolojik destek sunmak için rehabilitasyon merkezleri kurmayı düşünüyor musunuz? Polislerin ve ailelerin sosyal güvenlik hakları ve mali açıdan desteklenmesi için hangi çalışmayı yapıyorsunuz? Vatandaş olarak bunları sormak hakkımız. Biz gülmüyoruz. Bu soruların cevabını bekliyoruz. Bu bunalım psikolojisi toplumumuzun tümüne yansıyor. Bunların döneminde millet artık antidepresanlara başladı. Gittiğim her ilde, ilçede eczanelere soruyorum, eczacılara soruyorum. Antidepresan satışlarınız geçen yıla göre ne oldu diyorum. En az ikiye katladı diyorlar. En az ikiye. Ya yazık değil mi bu ülkenin insanlarına? Yazık değil mi bu millete? Bu ülkenin insanlarını bunalıma soktular. Bu milletin psikolojisini bozdular. Gerçekten bu ülke böyle bir yönetimi hak etmiyor arkadaşlar.